Aman efendim, bu ne güzellik, bu ne güzellik. Aylar geçti, göremedik sizi. Evet. Karşımıza çıktınız. Evet. Daha da güzelleşmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Çok güzel tatil yaptım. Nerelere gittin kız? Bu sene çok gezdim ya. Alaçatı'ya gittim. Önce Agartha Festivali vardı. O zaman battın. Batmadım. Sponsorum vardı. Ondan sonra. Bu yazın en çok konuşulan şeyi 1200 liralık lahmacun, 8000 liralık pizza, 10.000 liralık hamburger. Yedin mi? Yemedim. Niye? Yemem. Dışarıda daha çok böyle sağlıklı beslenmeye çalıştığım için çok yemiyorum zaten. Peki 1200 liralık lahmacun içinde ne olabilir? Kuyruk yağı. Pahalı bir şey miydi o bilmiyorum. İçemedim. Peki biraz aşkı bulduk mu? Bulamadım yine. Niye ya? Bulamadım. Yani aradın da mı bulamadın yoksa hiç? Şey var ya hani bulmak için araman lazım. Bulanlar mutlaka arayanlardır ama ben arasam da bulamıyorum, aramasam da bulamıyorum. Neden? Yani bilmiyorum. Sende mi bir sorun var yoksa? Bilmiyorum. Kriterlerin neler? Neye dikkat edersin bir erkekte? Yani bir erkekte neye dikkat ederim? Bir kere çok feminenleşti herkes ya. Yani bunu beni taşlamasın kimse. Hani kesinlikle eşcinsellikle alakalı bir altın çizdiğim bir durum yok. Herkes istediği cinsel yönelime sahip olabilir. Buna saygı duyuyorum. Ama erkekler çok feminen. Yani çok prenses tabiri caizse. Prenses. Gerçekten öyle. Böyle caps'ler dönüyor ya Instagram'da da. Hakikaten öyle. Ben birazcık daha sanırım eril enerjisi yüksek ve sorumluluk alabilen, net, kararlı, parantez içinde olan. Maço diyebilir miyiz? O kadar demeyin şimdi. Hani büyük konuşmuş gibi de olmayayım. Maço derim. O zaman ondan da memnun kalmam falan. Hani o aradaki ayarı tutturabilmesi önemli. Yani sahip çıkan erkek şeyi arıyorum. Anlatabildim mi bilmiyorum. Çok kritik. Ben değil Türk halkı anlayacak bilmiyorum. Bilmiyorum, anladınız mı? Peki bir şey söyleyeceğim. Aşk kaç beden yer? Bunlar nasıl sorular ya? Bilmiyorum. Sence? Sıfır beden mi? Bilmiyorum. Yani... Aşkın gözü kör mü? Kör. Bir aşık olsam bak neleri kabul ediyorum ben. Öyleyim. O kadar net bir kör dedin ki yaşamışsındır kör, bir şey. Kör evet yani tabii herkes hayatında en az bir kere aşık olur. Yani ben oldum. Hiç unutamadığın, hayatına var. Girip de unutamadığın biri var mı? Var evet var. Peki geri dönse, hadi dese bir şansı daha var mı? Tabii derim. Vallahi ciddi mi? Enişte, enişte. Bu beni de. Biz enişte gönderdi, bir şans daha istedi falan konuşuyor mu? Falan. Göndermiş olabilir diyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Yeni sezonda çok ciddi bir rekabet var. Ekranda evet, da, dijitalde evet. De. Bu rekabetin altından nasıl kalkacak oyuncular? Ya bir kere platform çeşitliliği bence çok güzel avantajlar sağlıyor oyunculara üretim açısından. Televizyonda yapamadığın, belki anlatamadığın birçok hikayeyi evrensel bazda yapabiliyorsun tabii gibi bir platformda da ne yani başka platformlarda da şimdi adını vermek doğru olmaz bu gecede. Ama televizyonda ben ana akım işlerde olmayı da önemsiyorum. Çünkü daha çok halkın nabzını tutabildiğin ve aslında oradan doğrudan evlere girebildiğin yer orası. Tabii de zaten direkt TRT'nin platformu olduğu için aslında çok bir farkı da yok. Buraya da iş yapmıştım. Ben avantajlı buluyorum platform çeşitliliğini, iş çeşitliliğini, rekabetin olmasını, ateşleyici güç olarak görüyorum. Ve birbirinden farklı yapımlar da izliyoruz aslında. Hani hep böyle aynı temalar olurdu eskiden. Bir damar bulurlardı ve o damar üzerinden senaryolar türetilirdi. Bu sene öyle bir şey yok bence. Çok özgün senaryolar var, kitap uyarlamaları var. İşte içinde benim de görüştüğüm bir takım sağlamışlar var. Yani istiyorum televizyona da bir şey yapmayı bu sene. Peki samimiyetle bir şey soracağım. Lütfen. Dijital dünyada yine alışveriş çılgınlığı patlamış. Evet. En son dijital alışveriş olarak ne yaptın? Ne aldın? Ne aldım? Sanırım iPhone 16 sipariş verdim. Henüz gelmedi. Evet. Ama ondan önce aldığım bir şey var mı? Hiç böyle telefon ya da ayakkabı sipariş edip... Ayakkabı falan sanırım. Evet. Daha çok ayakkabı. Hiç böyle ayakkabı sipariş edip içinden salatalık çıktı oldu mu? Hayır. Ama bunu... Dijital dolandırıcılık da aynı oranda tavan yapmışlar. Doğru, çok doğru. Dijital dolandırıcılık bence daha çok kendi Instagram sayfasından e-ticaret yapan kişiler üzerinden oluyor. Ben değil de mesela yakın zamanda annem dolandırıldı bu Vallahi şekilde. Mi? Bir butik bulmuş. Çok da takipçili, inanmış Aha. takipçisine de. Bir tane kazak sipariş vermiş mesela. Ne hani gelmiş? Salatalık gelmemiş ama saçma sapan ikinci el bir iç çamaşırı çıktı mesela. Şaka içinden. Yapıyorsun. İkinci el bir de. Yani ulaşamıyorsun da geri dönemiyorsun falan.
Bir de bu ev kiralama danışmanlık şirketleriyle alakalı da çok büyük rezillikler var. Batanlar var, iyi gitmeyen işleri. Ve ben mesela onlardan biriyim, mağdurum şu an. Ev değiştirmek zorunda kaldım. Açsana biraz konuyu. Ya deposumu bile alamadım yani. İnanılmaz derecede saçmalıklar dünyası. Hani dolandırıcılık sayılır bu da bence. Çok ilginç bir şey. Gerçekten. Bir kontrat yapıyorsun. Diyorsun ki şu kadar süre evinizdeyim. Evden çıktıktan sonra deposumu ödeyeceksiniz. Tamam. Okey. Geçiyor bir ay, yok ortada, arıyorsun muhatabı yok falan. Böyle bir durum yaşadım ben de. Hukuki olarak bir sözleşme yok mu elinde? Var, zaten artık galiba dava yolu açılır. Bilemedim. Ama dava da ne zaman biterse i̇şte artık. İşte biraz öyle bir durum var. Davaya kadar evlenirsin artık sen. Ya evlenirsem orası önemli değil. Yeter ki mutlu ol. Onu sindirebilirim. Bak bir şey söyleyeceğim. Yarın evlensen hemen anne olmak ister misin? Anne olmak istiyorum artık yavaş yavaş. Evet, böyle bir... Eskiye göre daha çok istediğim bir dönemdeyim. Seni en iyi sen tanırsın. Senden nasıl bir anne olur? Benden nasıl? Arkadaş gibi bir anne olur bence. Bireysel bir alan bırakırım evladıma. Bir de sanırım daha çok böyle onun özgün ve özgür bir insan olması için çalışırım. Yani her şeyden önce evet eğitimli olsun, evet gerekli desteği vereyim ben ona hayat yolculuğunda ama özgün olsun. Kendi çizgisini, kendi rengini bulsun. Falan. Çok duygulanmış. Ne güzel oldu. Bir gün izleyecek belki. Çok ciddi bir soru soracağım. Türkiye sen yokken Narin Güran'ı konuştu. Biz seninle konuşamadık ama şimdi konuşalım. Yani büyük bir dram. Değişmeyen bir kader. İsimler değişiyor sürekli. Ayşe Fatma oluyor, Fatma Leyla oluyor, Leyla Narin oluyor. Ama Türkiye'nin makus kaderi bir türlü değişmiyor. Bir kadın olarak, bir anne adayı olarak bunu nasıl değerlendiriyorsun? Açıkçası hani evlat ister misin diye sorduğunda zaten aklıma gelen isimlerden bir tanesi. Bu olayların içinden çıkamıyoruz. Ülke olarak saplanmış durumdayız bence. Sadece ülke olarak da değil. Dünyada da bir sapkınlık var. Ben yorum bile yapamam buna. Çok üzgünüm. Zaten ne diyebilirim? Kelimelerle ifade edemem. İşin içinde ailesinin olma ihtimali, bu gibi karmaşık durumların da olması ekstra üzücü ve yorucu. Dünyaya güvenimiz kalmıyor. Yani kadın erkek fark etmiyor aslında. Birazcık dünyaya güvenimizin kalmadı. Artık nasıl bir yerde yaşıyoruz? Nasıl bir döneme denk geldik? Nasıl bir hani her şeyin, bütün felaketlerin, bütün sapkınlıkların, bütün doğa olaylarının, bütün artık ne kadar felaket varsa başımıza geldiği bir dönemin çocuklarıyız aslında hepimiz. Umarım Allah akıl fikir verir yani artık böyle insanlara ya da daha uygun yaptırımlarla devlet bu konuda biraz daha elini taşın altına koyar da, bunu açık yüreklikle söylüyorum, daha caydırıcı yasaklar getirirler. Şimdi bir idam cezası da tartışılmaya başladı. Yani o konuda neler söylüyorsun? Özellikle çocuk tecavüzlerinde, tacizlerinde, çocuk ölümlerinde. Yani sence bu bir seçenek ya, yaşanan mi? Yaşanan acıları geri getirmiyor o kişinin ölmesi. Belki bir kısmının içini soğutur ama ben idamın da yetersiz olduğunu düşünüyorum. İş oraya varana kadar zaten bir önlem alınmalı, bir yasa gelmeli ki İdama da gerek kalmasın. Hiç kimsenin canı yanmasın. Yani suçlu olan da gerçekten cezasını çeksin. Daha adaletli bir sistemle ilerleyelim. Ölmek, öldürmek. Evet, hepimiz o haberleri gördüğümüzde belki öldürmek istiyoruz. Gerçekten elimize geçse öldürmek isteyeceğiz. Bu çok normal buluyorum, bu güdülenmeyi de, ama yine de insanlık çizgisinden ayrılmadan bir çözüm bulunabilir diye düşünüyorum. İdama karşıyım ben. Peki, daha güzel yarınlarda daha güzel şeyler konuşuruz umarım, inşallah. Umarım. Hadi bir gülen yüzünü gösteririz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yine karşılaşalım, olur mu? Karşılaşalım daha güzel günlerde.